yapacaksın ha? Hadi kalk artık. Geç oldu. Ben burada iyiyim. Gelmeyeceğim. Bir kere de dik başlılık etme. Gelmek istemiyorum. Ne o? Gece vakti bahçede tek başına oturanları da mı öldürüyorsunuz? Törelleriniz öyle mi söylüyor? Ne diyorsun sen Sıla? Bırak hadi, kolumu. Hadi. Üşüyeceksin. Sana ne üşümemden? Bırak kolumu. Sıla. Bırak kolumu. Avazın bağırma. Çıktığı kadar bağır. Bağırma. Bırak kolumu. Bağırma dedim. Bağırma. Bırak bağırma. Bağırma. Dur. Bağırma. Sus. Bağırma. Sus artık, sus. Zaten zor inandırdın bugün onları. Şansını fazla zorlama. Durumun hassasiyetinin farkında değil misin? Senin yaşadığın yerde her şey farklı olabilir. Ama bu evde benim kurallarıma uyacaksın. Ailem, aşiretim bizi karı koca biliyor. Bu oyunu oynayacağız. Başka yolu yok. Bunu asla yapmayacağım. Yapamazsak kan dökülür. Başka şansımız yok. Beni daha fazla zora sokma. Şimdi odaya gel. Sıla. Hadi ama. Bu küpe benim değil mi? Nereden buldun? Sana soruyorum, nereden buldun? Senin değildi herhalde. Bilmem, hatırlamıyorum. Bunlar da mı töre kurbanı? Bunlar senin mi? Hı hı. Sıkılmıyor musun bunlarla uğraşmaktan? Ayna insana kendi suretini gösterir. Kimi zaman güzel, kimi zaman çirkin bulursun kendini. Sana apaçık doğruyu gösterirken kaçışın yoktur. Ama ruhu da yoktur aynı. Yol gösteremez. Benim aynam da bunlar işte. Her baktığında beni bana hatırlatırlar. Bana yol gösterirler. Doğdukları yuvayı unutmazlar ve ikinci bir eşle çiftleşmezler. Güzelliklerine bakıp aldanma. Yeri geldiğinde yuvaları için canlarını verirler. Sevmeyi de yas tutmayı da iyi bilirler. Ve asla ihanet etmezler. Üşüdün mü? Yok. Dedim ya üşümedim diye istemiyorum. İnat edecek zaman değil şimdi. Hasta olacaksın. Bizim törelerimizde yardımlaşmak kötü bir şey değildir Sıla.
bakar mısın? Üzerimi değiştireceğim. Kusura bakma. Haklısın. Sana bu oyunu sürdüreceğimizi söylemiştim. Aşiret bu evliliğin gerçek bir evlilik olduğunu sanmalı. Seneye bir de erkek çocuk evlat ediniriz istersen. Onu daha düşünmedim. Ama zorda kalırsak bakarım. Emin ol ki burada o kadar uzun kalmayacağım. Allah rahatlık versin. Sen olmasan ne yapardım ben? Bırakalım artık kötü şeyleri konuşmayı. Başka şeylerden bahsetsek. Bebelerden mesela. Diye hadi. Hazırsanız gidelim. Hazırız ana. Ayaklanmışsın Azat. Daha iyi görünüyorsun. İşte. Yavaş yavaş. Dün gece düğün kurulmamış Azat. Araştırdık ama bu kurşun nereden geldiğini bir türlü bulamadık. İfadene ekleyeceğin yeni bir şey var mı? Valla memur bey, ufak bir eğlenceydi herhalde. Kalabalıkta birden ben de anlamadım. Sağ tarafımda bir sıcaklık hissettim. Gerisini zaten siz biliyorsunuz. Bak Azat, bir şeyler gizliyorsan polisi yanıltmanın suç olduğunu unutma. Valla memur bey, ben ne olduysa anlattım. Başka da diyecek bir şeyim yoktur. Peki Azat. Geçmiş olsun. Sağ olun. Sağ olun. Haydi 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 gidelim. Yavaş yavaş haydi. Günaydın anne. Günaydın oğlum. Babam yok mu? Babanın tansiyonu yükselmiştir. İstirahat ediyor. Ayşe. Buyur ağam. Kahvaltılık bir şeyler hazırla. Gelin ağana götür. Başüstüne ağam. Ne münasebet. Gelin hanım tenezzül edip sofraya gelmeyecek, ayağına hizmet mi edeceğiz? Sofranın düzeni bozulmayacak. Ağanın sofrasına burun kıvırmak ne demek? Bırakın aç kalsın. Bu sefer yiyecek. Ayşe hazırla götür sen hadi. Kimseyi zorla masamıza oturtacak değiliz. Gönlü olan gelir yer. Gel. İçerilerde sıkılmayasak diye sana buraya yatak hazırladım. Eyvallah anam. Yavaş yavaş. Arkana bir yastık daha koy. Yok iyi. İnşallah Sılam'a da zulüm etmiyorlardır. Ana, şu Sıla mevzusunu açmasak? Dün bacın için kurşunların önüne attın kendini ama. O öyle anlık bir şeydi. Hele bir daha kaçın bakayım. Şerefim hakkı için kendi ellerimle geberteceğim. Senin canın için 50 bacımı feda ederim ben. O ne biçim konuşma öyle? Onda ne kadar sıkıntı çektiğini aklında tut.
İstanbullardan gelip buralara... Terlemişsin. Su getireyim. Gelin ağam, tepsiyi alayım mı? Hepsini yemişsin. Doymadıysan daha getireyim mi? İstemez. Aa demişti. Bugün hepsini yiyecek demişti. O nereden biliyormuş? Bilir ağa o. Bir de sana kahve yapayım mı gelin ağam? Buraların kahvesi pek güzel olur. İçmeye doyamazsın. İstemez. Peki. Bildim vallahi. Hepsini yemiş. Reçelin dibini bile getirmiş. Oğlum, gel hele yanıma. Ne oldu ana? Gel hele dedim. Ana ne oldu? Onu sen diyeceksin artık. Ne diyecekmişim? Bu ne? Dün bir şeylerle uğraşırken kestim. Yalan söylüyorsun. Herkesi kandırabilirsin Boran ama beni kandıramazsın. Ben senin ananım. Senin ne zaman yalan söyleyip söylemeyeceğini çok iyi bilirim. Çarşaftaki kan senin kanındı değil mi? Aşiretimiz senden yakında erkek evlat bekleyecek. O zaman insan içine nasıl çıkacaksın? Yezdan'ın da çocuğu olmadı. Bunun için seni kusurlu sanacaklar. Bunu bana, ailemize, aşiretimize nasıl yaparsın? Ana. Sabret, alışacak. Karının keyfini bekleyemeyiz Boran. Onu sen adam etmeyi bilmiyorsan ben ederim. Ayşe, çabuk gel benimle. Hanım ağam, börek için hamur yapıyorum. Bitsin geleyim. Hemen dedim. Bir elimi yıkayayım. Hemen dedim Ayşe. Peki. Sen diyorsun ama halimi hiç görmüyorsun. Sıla. Kapıyı çalmadınız. Çıkar üstündekileri. Anlamadım. Üstündekileri çıkar dedim. Niye? Geldim hanıma. Gelin hanımın eşyalarını topla. Niye? Bir yere mi gidiyor? Kapa çeneni dediğimi yap. Ne yapacaksınız eşyalarımı? Atılacak. Ne münasebet? Bundan sonra benim aldıklarımı giyeceksin. Ben gelinimi ortalıkta böyle yarı çıplak dolaştırmam. Bırak Ayşe. Al Ayşe. Bırak Ayşe. Kusura bakma gelin hanım. Çıplak dolaşacağım bilirim. Yine de onları giymem. Sen artık çok oldun. Bundan sonra ben ne diyorsam onu yapacaksın. Can peri perişan eş dostu yasın. İmdadımın vakti elime biri uzansın. Buyur ağam, gazeteleriniz. Sağ ol Şiva. Müsaadenizle ağam. Ayşe. Buyur ağam. Ne oldu? Hanım ağam gelin ağamın elbiselerini at dedi. Öyle mi? Ağam sana bir şey diyeceğim. Ama hanım ağam dediğimi deme. Demem, söyle. Bir yukarı çıksan hanım ağam gelin ağama çok kızdı. Gelin ağam ağlıyor.
Bunun için bir şey yapamam Sıla. Burada yaşamanın kuralları var. Sen ayak direttikçe annenlerin gözüne batıyorsun. Zaten halin tavrın buralara uygun değil. Annemle seni buraya uydurmaya çalışıyor işte. Haklısın. Buraya ait değilim. Burada yaşamak istemiyorum. Bunun için hiçbir şey yapamam Sıla. Eğer burada kalmamı istiyorsan annene söyle. Hayatıma ve giydiklerime karışmasın. Ve bana bir daha el kaldırmasın. O senin de annen. Eğer onu kızdırmazsan, baş kaldırmazsan sana tokat atmaz. Bağrına basar. Git buradan! Git! Anam nerede Şivan Kaya? Mutfakta ağa. Anamsın. Başımın tacısın. Ama bunu yapma. Bu kadar ileri gitme. Kimi kime savunuyorsun Boran? O benim karım ana. Karın mı? Oğlumun karısı. Gelinim diye sahiplenmemi istiyorsan bana onun kanlı çarşafını getir. Karım diyorsam karımdır ana. Gezda'ya yaptığını Sıla'ya yapmana izin vermeyeceğim. Eğer bu tip bir olay bir daha başıma gelirse seninle fena bozuşacağız. Biz seninle çoktan bozuştuk oğul. Sen gene de Sıla'yla bir konuş, diken üstünde oturtmasın bizi. Öyle kaçıp kaçıp gidemeyeceğini bilsin artık. Evet. Kapıya bakın. Annemler evde mi kızım? Bismillah. Bedar. Hoş geldiniz Erkan Bey. Hoş bulduk. Bedar Hanım. Hoş geldiniz. Buyurun aşağı geçelim. Senden kahve istedi. Hala gelinin elinden bir kahve içemedim diyor. Ben kahve yapmasını bilmem. Babanın isteğini geri çevirecek değilsin ya. Ayşe öğretir sana. Hadi Sıla. Sıla. Sıla nerede? Sıla gitti. Haberiniz yok mu? Nasıl? Nereye gitti? Beklemeyeceğim. Sıkıldım dedi gitti. Aa! Erkan Bey gelecek. Bekle dedik. Seni götürecek dedik. Bizi dinlemedi. Bir kocaman da kız. Bir şey söylemek de olmaz. Gitti. Hoş gelmişsiniz. Evet. Sıla dinlemedi. Annem de kal diye yalvardı oysa o kadar. Nasıl gitti? Burada kalsın ona göz kulak olasınız diye bırakmadı mı ben onu? Şimdi gitti diyorsunuz. Eyvallah gitti. Kimi kandırıyorsun sen Celil Efendi? Ne kandırması Erkan Bey? Ayıp olmuyor mu? Neyin peşindesiniz bir anlayabilsem? Neyin peşinde olacağız? Yani teessüf ederim Erkan Bey.
Yıllarca kızı için para alan babadan her şeyi beklerim ben. Bana gerçeği söyleyin. Parayı ben aldım, sen de verdin. Hangimiz suçlu Erkan Bey? Hem suçlusunuz hem yalancı. Söyleyin bana, gerçeği söyleyin. Tamam. Oyun oynamayı bırakın. Sakin ol biraz Erkan Bey. Sana yalan borcumuz mu vardır? Gitti diyorsak gitti. Nasıl yetiştirdiyseniz kızınızı aldı başını. Ne demek o? Ha? Ne demek o? Sıla bir yere gidecek olsa bana haber verir. Benim kızım hayatta yapmaz öyle bir şey. Bir kere bile aramadı beni. Bir kere bile aramadı. Cep telefonunu arıyorum, ulaşamıyorum. Neyle gitti peki? Uçakla. Ne zaman? 2 gün oldu, değil mi? Niye bize haber vermediniz? Ya fırsatımız olmadı. Düğünün ertesi sabahıydı herhalde baba. He. He. Kızım ayran dök, ne bekliyorsun? Açlar mı, yemek yiyecekler mi? Hayır hayır, istemez. Hadi kalk. Ya böyle olmadı ama, o kadar yoldan geldiniz, bir şey yemeden gidilir mi Erkan Bey? Yani Sıla'nın nerede olduğu hakkında en ufak bir fikriniz yok değil mi? Ya Neşe Hanım, bilgimiz olsa söylemez miyiz? Biz de merak ediyoruz. Hadi Neşe, hadi, hadi gidelim. Erkan Bey, ne olursunuz bir haber alırsanız bize de bildirin. Vallahi çok merak ediyoruz. Vallahi böyle hiç olmadı yani ha. Yemek yemedikten sonra... Değil mi? Öyle hiç olmadı ama. Erkan bir şeyler yap. Böyle elimizi kolumuzu sallayarak geri mi döneceğiz yani? Yalan söylüyorlar ama neden? Çok tuhaf değil mi? Hep bir şeyler bekledim. Sonunda bir şeyler çıkacak. Sonunda kabullenip bir şeyler isteyecekler sandım ama. Fidye gibi mi? Kim bilir belki de. Ama yok, hayır, hayır. Hep gitti diyorlar. Gitti. Başka bir şey demiyorlar zaten. Belki de teke tek görüşmeyi beklemişlerdir. Hiç sanmam. Eğer bir şey isteyecek olsalardı mutlaka belli ederlerdi. Sıla, kızım neredesin? Neşe, ne olur, ne olur kendine gel bir tane. Korkarım. Kızımızı bulamayacağız diye korkarım. Başına bir şey gelecek diye çok korkuyorum. Sakin ol bir tanem. Bulacağız. Sıla'yı bulacağız. İnan bana. Bence polise gidelim. Belki bir şeyler çıkar. En azından kayıp haberi veririz. Haklısın. Hadi, hadi bir tanem gel. Yine gel. Ne yapacağız baba? Haber versek mi? Ya vallahi haber versek bir türlü, vermesek bir türlü. Canı isteyince adam ellemeyin, bu benim karım, ağanın karısı diyor. Sonra da karısıyla ilgilenmiyor, olan bize oluyor. Bunlar İstanbul'a geri döner, her şey de kapanır gider ha baba. Doğru söylüyorsun ama... Yarın bu iş açığa çıkarsa, asıl derdi başımıza o zaman alırız. En iyisi gidip haber vermek. Saklamak olmaz. Oh, bol köpüklü oldu valla. Buyur gelin al. Bana değil, onlara. Tamam da sen götürmeyecek misin? Hayır. Vallahi anlarlar benim yaptığım, gelin al. Seni götürmen lazım. Of, yeter artık. Buyur gelin. Buraya bırak Sıla. Babam gelecek az sonra. Müsait misiniz ağam? Müsaitiz Celil, gel. Kızım bizi 2 dakika yalnız bıraksan. Hayırdır Celil, ne oldu? Ağam biliyorsun şimdi kız bizim kızımız. Ama bunların ailesi bir dik başlı. Hani Sıla onların yanında büyüdü ya. Sanki kızın tapusunu verdik. E tabi evlendirirken de haber vermedik. Haber vermemiz de gerekmiyor değil mi ağam? Şimdi de gelmiş hesap soruyorlar ağam bizden. Hani demem o ki buraya da gelip canınızı sıkarlar diye haber verin dedim ağam. Siz acaba Boran Ağa'nın evlendiği kızdan mı bahsediyorsunuz? Ya hiç sanmıyorum. Biz Boran Bey'i tanımayız ki. Berdal karşılığında kız aldı. Bu bizim Azat, Celil'in oğlu. Evet. Azat, Boran'ın kardeşini kaçırınca karşılığında İstanbul'dan kız getirip gelin verdiler. İstanbul'dan mı? Evet. Nasıl olur? Bunu nasıl yaparlar? Vallahi 2 gün önce düğün derneği kuruldu. Bayağı düğün falan yaptılar. Ha, demek her şey bunun içindi. Düğüne götürüyoruz diye Sıla'yı zorla evlendirdiler. Nerede bu Boran Bey'in evi?
Hemen burada, yakında. Arkadaşlara söylerim, götürürler sizi. Hemen gidiyoruz. Ya sokakta mı buldular Sıla'yı? Çok teşekkür ederiz Memur Bey. Rica ederim. Teşekkür ederiz. Nasıl anne baba ya? Bunu Sıla'ya nasıl yaparlar? Umarım resmini nikah kıymamışlardır. Yoksa işler daha da karışır. Oralı tanıdığım bir sürü milletvekili bakan var. Hepsi de saygın insanlardır. Gerekirse onlarla konuşurum. Umarım bize yardımcı olurlar. Ama önce gidip Sıla'yı bulalım. Meşe'yi de fazla bekletmeyelim hadi. Müsait misin? Girebilirsin. Şey diyecektim. Şimdi çay yapmamı mı isteyeceksin? Gözün aydın diyecektim. Ne? Annenle baban gelmiş. Nasıl yani? İstanbul'dan gelmişler. Celil'delermiş. Sen ciddi misin? Evet. Adam yolladım bulsunlar diye. Onları iyi ağırlamamız gerekiyor. Yaşasın. Ben bir elimi yüzümü yıkayayım. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Canın sıkkınlığını alacak bomba gibi bir haberim var. Ne o, Boran ağa mı ölmüş? Yok, o kadar olmasa da ona yakın. Etrafı araştırdım. Boran bütün gün Mardin'de Sıla'yı aramış. Kimden öğrendin? Orasını karıştırma. Sağlam şahitlerimiz var. Ayrıca herkes görmüş. Boran millete Sıla'yı tarif ederek arıyormuş. Vay Boran ağa. Boran. Yalancının mumu yatsıya. Aferin lan Dilaver. Helal olsun. Görelim bakalım Boran. Helmi Yaman Bey. Ben de sana bakıyordum ağam. Misafirlerin geldi. Tamam Ayşe. Hoş geldiniz. Sıla nerede? Buyurun, yukarı çıkalım. Hemen Sıla'yı görmek istiyoruz. Önce biraz soluklanın. Buraya kadar zahmet edip geldiniz. Kızınızı göreceksiniz. Kızım nasıl, iyi mi? Merak etmeyin, gayet iyi. Buyurun. Teşekkür ederim. Gelin ağam. İstanbul'dan diğer annenler geldi. Geldiler mi? He ya, bahçedeler. Baranay'la konuşuyorlar. Nereye gelin ağam? Aşağı. Olmaz. Nedenmiş o? Hanım ağa odasından çıkması. Bir çağınca gelsin dedi. Yeter ama artık ha. Sizin haberinizin olmadığını bilmiyordum. Celil bugün söyledi. Bin bir yalan dolanla buralara kadar getirdi bizi. Yoksa böyle bir şeye evet dememiz mümkün. Sıla daha çocuk. Okula gidecek. Yurt dışında eğitim görecek. Tamam, sizin haberiniz yokmuş. Ana baba olarak bu işinizi yapmış. Ama Sıla artık Bora'nın karısıdır. Bu ev onun evidir. Onun yeri kocasının yanıdır. O olmadan hiçbir yere gidemez. Kızım! Yavrum! Yavrum! Yavrum benim, yavrum! Canım! Çok özledim. Canım bebeğim benim. Bak yüzüne. Çok zayıflamışsın. Sıla. Baba. Kızım benim. Çok özür dilerim senden yavrucuğum. Seni buralarda bırakmamalıydım. Gitmemeliydim. Ama görüyorsun artık buradayız. Her şey bitti değil mi? Barılacağını bilemezdim ki. Canım. Emre. Ne zaman geldiniz? Bu sabah.
Bir iki saat oluyor. Neler gelmiş başına ama hepsi geçti artık. Hadi hazırlan bir tane. Bütün bunları yolda konuşuruz. Hadi. Ben de sana yardım edeyim. Hadi gel. Hadi. Sıla. Ne var? Hadi yavrum. Hazırlansana. Hazırlan da bir an önce gidelim buradan. Ben hiçbir yere gitmiyorum. Gidemem. Burada kalıyorum. Ne? Ne oldu, ne dediler? Aga dedi, sen git biz hallederiz. Dilan su getir kızım. Ya niye kalmadın? Kalaydın da neler olduğunu öğreneydin ya. Yak kızı mı alıp gitseler? Ya sen ne istediğini bilmiyorsun ha Bedar. Bir diyorsun ki kızı onlardan kurtarmak lazım. Bir diyorsun ki kızı İstanbul'a göndermemek lazım. Ya ne istediğine bir karar ver Bedar, karar ver. Ben Sılam'ı dizimin dibinde isterim. Ama yüzü de gülsün isterim. Kızım su ne oldu? Getiriyorum baba. Getirme kalsın. Suyuna da, anasına da, danasına da lanet olsun. Ya ne yaptınız? Ne yaptınız da bu kızı böylesine korkuttunuz? Beyler, kimseyi zorla tutamazsınız. Bu ülkede hak var, hukuk var, yasalar var. Küçücük bir kızı zorla evlendirmek ne demek oluyormuş? Nasıl size yalan söylendiyse bize de yalan söylendi. Artık geri dönüş yok bunun. Ne demekmiş dönüş yok? Tek celsede boşanırsınız efendim. Bizde boşanmak yoktur. Ölüm ayırır ancak. Bunu mahkemede anlatırsınız artık. Nasıl korkuttunuzsa kızcağızı artık bizimle birlikte gelmek bile istemiyor. Onun istemesiyle bir şey değişmez. Artık evli bir kadın o. Kocası ne derse olur. Yavrum. Ne demek gelemem? Ha? Sana kötü bir şey mi yaptılar? Hayır, hiçbir şey olmadı. Ne? Nedir bu halin? Niye gelemiyorsun? Eğer ben gelirsem Azad'ı da Narin'i de öldürürler. Kimi? Abimle karısını. Aa, ne demek bu? Niye öldürsünler? Töreleri böyle. Ne olur anla beni. Nasıl söylersin böyle bir şey? Bu insanlara boyun mu eğeceğiz? Yok mu bunun bir yolu? Tek bir yolu var. Onları da alıp gidersek buradan olur. Sadece beni kurtarmanız yetmez. Benim özgürlüğüm onların ölmesi demek. Peki ne yapacağız? Bizi kaçırın. Bak, gene kalkmaya çalışıyor. Nereye? Doktor kıpırdamadan dinlensin demedi. İki dakika yatamadın ha. Merak ettim işte Narin'im. Ne yaptılar acaba? Bu İstanbulluların huyunu suyunu da pek bilmiyoruz ki. Düşünme sen şimdi bunlar. Dinlen ki çabuk iyileşesin. Mühim olan sensin. Başımıza açılmadık, dert kalmadı Narin'im. Çileliymiş yazgımız Azad'ım. Bazen sevdalanmak da suç herhalde. Ama kanlı oldu bu aşk. Senin de yüzünü bir gün güldüremedim. Her gün sıkıntı, her gün dert. Olsun. Bak, bugün de yaşıyoruz şükür. Bugün de yan yanayız. Çok şükür. Benim onurlu kızım, seninle gurur duyuyorum. Sen üzülme. Ben seni kurtaracağım. Hepinizi kurtaracağım. Ama onların yaptığı gibi insan kaçırarak değil. Bu çok zor ama. Burada sadece onların sözü geçiyor. Merak etme. Ben onlara söz geçirecek insanlar da tanıyorum. E seni burada bırakacak değiliz ya. Yalnız beni değil. Tabii tabii. Onları da. Artık gidin. Bak, yarın Ankara'da oluruz. Geri döndüğümüzde sizi gelir alırız buradan. Oldu mu? Tamam. Seni seviyorum ya. Ben de sizi seviyorum.
Canım. Sen biraz daha daya, olur mu? Tamam babacığım. Artık hiç korkmuyorum. Geldiniz ya, beni yalnız bırakmadınız ya. Yavrum. Anneciğim. Emre. Hadi gidiyoruz. Kalsaydınız. Merak etmeyin. Gene geleceğiz. Başım gözüm üstüne. Her zaman beklerim. İki gün içinde buradayız. Merak etme. Hayırlı yolculuklar. Allah'a emanet olun. Güle güle. Sağ ol. Kendine iyi bak. Seni seviyorum. Sıla. İşinize karışmak istemem ama Sıla'yı bırakmamalıydık. Temelli bırakmıyoruz ki. Nasıl olsa hepimiz çok yakında evimizde olacağız. Siz geçin. Geçin, geçin. Mi içiniz acımadı bilmiyorum derken. Oyun oynadınız. Hepimizi aldattınız. Haklısınız. Hiç tanımadığı biriyle evlendirdiniz. Hapsettiniz onu buraya. Bu nasıl bir ana yüreğidir? Kimsenin yüreğini harçamadıp sevgisini ölçemezsiniz. Benim kızım burada ölür. Sevseydiniz bunu bilirdiniz. Sen de ana olaydın. İki parmağımı kestiğinde acıdın. İkisinde de kanadığını bilirdin. Ne oğlum için kızım, ne kızım için oğlumu feda edeyim. Feda etmedin ama kurban ettin Sıla'yı. Siz onun için onu doğuran iyi kalpli bir anneydiniz. Melek olmuştunuz, uçuyordunuz havalarda. Keşke hep öyle kalsaydınız. Can peri perişan, eşim dostum uyansın, imdadımın vakti. Aziz! Buyurun! Misafirlerimiz yabancıdır, yolu kaybedebilirler. Arkalarından usulca takip edin. Şehri terk ettiklerinde de bana haber verin. Başım üstüne al! Keşke kalsaydı anneler. Belli özlemişler seni. Sen doğru olanı yaptın Sıla. Sanma ki istediğim için. Sadece Azat ve Naren için. Aynı senin gibi. Teşekkür ederim. İlk uçak 3 saat sonraymış. Neşe, istersen sen de Emre ile beraber git ha? Yok yok, seni yalnız bırakmam canım. Seni nerede bırakalım Emre? Aslında şehir dışına çıkmadan insem iyi olur. Burhan, Emre Bey'i uygun bir yerde bırakıver, olur mu? Bir şey mi istediydin gelinam? Ayşe, benim banyo yapmam gerek. Sen yukarı çık, ben hemen hazır ederim banyoyu. Sağ ol. Thank you.
kırpmaz. He? Kaç gündür gözünü kırpmaz. Bütün bu olanlar kızın psikolojisini alt üst etmiş. Nasıl halledeceğiz bu kadar şeyi? Her zaman yaptığımız gibi. Hep yanında olarak. Sevgimizle onu kuşatarak. Bir sorun çıkmaz değil mi? Merak etme. Kızımızı alacağız. Alacağız. Hepsi Cedil'in halt yemesi. Sen kızı ver, sonra al getir, habersiz gelin et. Olacak şey mi bu? Adamlar ne dese haklı. Anamın bunu onun yanına koymam. Kafasızlığın cezasını çekecektir. Ağam, kusura bakma ağam. İznin varsa bir şey demem gerek. Ne oldu Aziz? Senin dediğin gibi peşlerinden gidiyorduk. Birden bizden olduğunu anlamadık. Erkan Beylerin arabası karşıdan gelen kamyonla çarpıştı. Ne? Sıla. Girme. Bir bakar mısın bana? Ne var? Söyle, duyuyorum ben. Dışarı gelmen lazım, lütfen. Ne var? Senle konuşmamız lazım. Yine ne var? Ne var? Otur istersen. Nedenmiş? Sıla, otur. Oturmayacağım. Sıla. Anneler giderken bir kaza geçirmişler. Ne? Bir kamyonla çarpışmışlar. İkisi de Allah rahmet eylesin. Ne bu? Yeni numaranız mı? Şimdi de annenle baban öldü, unut gitsin mi demek istiyorsun? Sıla, ne olduysa onu söylüyorum. Olamaz. Bana yalan de. Bana yalan de. Sıla.